yapanlar ama. Böyle bir şey yok. Yok, bu seninle başladı. Seninle. İşte o ses röportajları devam ediyor. Bakın burada kim var? Fatih Özacun. Her akşam evinize konuk olan seslerden biri. Çok değerli bir arkadaşımız. Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Dur bir dakika. Şimdi sen Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrencisin. Ve o öğrencilik zamanında tabii. Dublaj yapmaya başladın. Yapmaya başladım. Evet. Nasıl başladın? Bir arkadaşımın arkadaşı gelmişti eve. Parası pulu falan da yerinde çocuğun. Hı hı. Böyle biz de tabii o zaman üniversite talebesiyiz. Dedik ki ya arkadaş bu hani neyin rahatlığı bu? Dedi ki ben çeviri yapıyorum. Orada ben dedim ki bir dakika. Ya nerede dedim oluyor bu iş tam olarak? Dedi ki işte şurada şurada falan. Atladım gittim. Wiki'ye gittim. Dedim ben dublaj yapmaya geldim. Allah Allah. Özgüvene bak. Saat dedi akşam 4'te gel. Burada dedi seçmeler yapılacak onlara katılırsın dedi. Şimdi bak bunları söylemese ben dublajda yokum ha. Wiki tarihinde hayatımda bir kere gördüğüm seçmelere katıldım. Benden sonra bir daha da olmadı. Hiç olmadı yani öyle bir şey bir daha. Volkswagen'le 20 yıldır beraberiz. Bak 20. yılımız bu Volkswagen'de. O yüzden Volkswagen'de başladım diye düşünüyorum. Hani o tam gaz dönemi benim için evet. Odur. Ya bir sürü marka konuştum. Hakikaten çuvalla konuştuğum marka var ama Volkswagen'in yeri ayrıdır. Çünkü Günyol'un Beko'su gibi yani. Yaşa. Ha. Ama bak ondan daha değerli olan bir kısmını söyleyeceğim. Onun yaptığı işe bir şey demiyorum. Hani herkes için değerli tabii ki iş ama ilk kez bir markayı kesintisiz bu kadar uzun süre konuşan tek kişiyim. Tek kişisin. Evet. Peki bir pekşat var mı Volkswagen'le ilgili aklında? Vallahi şimdi onun dünya çapındaki şeyi Das Auto'dur biliyorsun. Ha. Ama artık onu da diyemiyorlar. Şöyle bir karar geldi. Das Auto demiyoruz artık diye. Ne diyoruz? Demiyoruz. Volkswagen deyip bırakıyoruz çünkü araba budur diyecek kadar iyi değiliz biz dediler. Abi bunlar yabancı şimdi uzaylı gibi dinliyor olabilirsin anlıyorum ama. Yani evet bu adamlar yabancı ve bunu şunu dediler yani. Evet. Dediler ki abi biz bunu hak etmiyoruz Das Auto demeyi dediler. Allah Allah. Yani çok Japon vari bir hareket değil mi? Anladım da senin çok sık kullandığın bir pekşat yok mu? Büyüksün diyorlar mesela işte hep öyle biter. Polo. Büyüksün. Evet. Der. İşte hani aldın mesajı. Hemen git Volkswagen al diye. Hangisi o? Polo. Cheetos. Cheetos'a gel. Cheetos da o da son zamanlarda yani son 5 yıldır falan herhalde birlikte olduğumuz bir şey. Müthiş ama. Müthiş. Volkswagen dedik. Ülker Crispy. Şöyle bir şey yazmışlardı. Bir çıtırtı duyuyor musun? Diye. Her biri farklı farklı böyle korku hikayeleri olan işte adam geliyor eve bilmem ne bir çıtırtı var kalkıp tam eline tavayla bilmem ne derken orada çocuk crispy yiyormuş gibi böyle korku hikayesi gibi başlayan sen de bir çıtırtı duyuyor musun diye fakat ben bunu bayağı bildiğim bir monster ya canavar gibi söyledim bir çıtırtı duyuyor musun bu da tuttu o dönem Türkiye'de ilk kez şöyle bir şey denendi bir kere denendi demek ki çok pahalıya mal oldu diye herhalde vazgeçtiler derginin içine ses sistemi koyuyorsun. Derginin kapağını oraya gelene kadar sayfaları çeviriyorsun ya. O sayfayı çevirdiğin zaman biraz daha kalın bir sayfa. İçinde de elektronik bir düzenek var. Heh. Açtığında şey diyor. Bir çıtırtı duyuyor musun? Vay arkadaş. Benim sesimden ve Crispy'nin işte full şeyi reklamı var iki sayfa üzerinde. Bir kere yapıldı. Bana nasip oldu. Bir daha da yapılmadı o iş. Peki Telefon Kulübesi diye bir yarışma programı varmış. Vardı. Ha, orada sen o gizli ses. O olay oldu. Yani arkamdan bana nefret eden. Ya Ekşi Sözlük'te onunla ilgili şeyler açılmıştı. Telefon kulübesindeki sese gıcık olanlar falan. Senden gibi. Nefret abi, edenler tabii, çoğaldı. Nefret edenler ağzını yüzünü kralımcılar falan gibi böyle. Evet. Baya bir sürü grup vardı. Benden nefret edenler grubu vardı. Kulübü vardı yani. Ne güzel. Peki sokakta senin sesini duyduğunda insanlar nasıl karşılıyorlar? Hiç öyle bir şey oluyor mu? Onunla ilgili bir anın var mı? Bir tanesi şu. Adamla mesela konuşuyoruz 7,5 saat sonra. Hani sürekli konuşmuyoruz 7,5 saat ama. Mesela şey diyor. Abi sen ne iş yapıyorsun diyor. Diyorum ki ben seslendirme sanatçısıyım. Bunun bir şarkı söyleme biçimi olduğunu hani hangi makamdan okuyorsun diyen de oldu. Aynı şekilde işte Allah 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 diyerek diyen arka arka yani şöyle hangi bir dakika şeyi söyle. Şey, var mısın sen şeyde falan. Şey, o var mısın sen şeyde diye sorduğu şeyde yerli dizi. Hani yerli dizide mesela Halit Ergenç'i soruyor bana lan. Ben ne alaka benim Halit Ergenç'i? Onu da anlatamıyorsun. Hakikaten en sonunda olsun ya o da bir mesleğe bağlayan da oldu. Yani hani olsun işte canı sağ olsun belki sonra daha iyisini bulursun gibi de oldu. Ama şeyi de yaşadım. Böyle kapıya kurye geldi bir banka kredi kartı getirdi bana. İyi günler Fatih Özacun siz misiniz dedi. Evet dedim. Bak evet dedim. Dedi ki kimliğinizi rica edebilir miyim dedi. Elbette dedim. Arkamı döndüm kimliği getirdim verdim buyurun dedim. Abi gelmeden senin belgeselini seyrettim ben dedim.
Şaka. Bak 3 lafta söyledi bunu. Yani o kadar açık ki bu konuya. Hani merakı adamın, özel merakıymış. Hangi belgesel olduğunu söyledi falan. Hani şey, ya da bilmiyorum, benle araştırma yapmamıştır herhalde ve bana mektup zarfı getirecek diye. Yani bu da yaşandı, öbüründe diğeri de yaşandı. Ama hani ortalamasında gün içinde 4-5 kere yaşıyorum hani şeyi. Abi benim sesim çok... Bana hep diyorlar ki seslendirme yapar. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey, bunu unutun. Yani hakikaten unutsunlar yok, çünkü doğru. Her gün bu soru soruluyor geliyor, bana ve geliyor. Hani tek tek açıklamayayım. Şöyle doğru. Söyleyeyim. Doğru. Bu bir oyunculuk biçimi. Seslendirme oyuncusuyuz biz. Hikaye oyundadır. Sen önce en iyi şekilde bunu yansıtmakla mükellefsin. Evet. En iyi oyunla. Ha sonra sesin kalındır. Sana siyahi konuştururlar. İncedir. Başka işte bilmem ne konuştururlar. Kendine ait bir başka rengi sesi vardır. Nicolas Cage konuştururlar. Evet. League of Legends'ta Warwick karakteri. Warwick bir de Rengar. İki de, tane karakter. Öyle tabii, mi? Tabii, nasıl öyle olabiliyor peki? Yani şöyle iki ayrı karakter ama ikisinin farklı sesi. Şöyle epik kahramanlar bunlar. Bir de hani mitolojik yaratıklar, öyle söyleyeyim sana. Konuşmalarını dinlettiler. Orijinal İngilizcelerini. Neyin, nerede, ne amaçla, neden söylediğimizin altını çizdiler. Hırıltılı bir ses olması gerekiyordu. Çünkü hani kurttan ne beklersin? Hırıldamasını beklersin. Evet. Bitirelim mi? Tabii ki. Tabii. Okay. Biz kapattıktan sonra neler konuşacağız ha? Şahane.